Selamlar. Yine ben ve inanır mısınız yine içerik önerisiyle geliyorum. Çünkü ilk yapmış olduğum, yani bu kanalda ilk defa yapmış olduğum bir konsept olan son zamanlarda izlediğim diziler, filmler, belgeseller ve oyunlardan oluşan videodan sonra çok hoşuma gittiğini fark ettim izlediğim şeyleri konuşmanın. Ve o videoda şey demiştim, gerçek suç, belgeseli delisiyim. Eğer istiyorsanız top 10 listemi yapar sizinle paylaşırım demiştim. Videonun altına sağ olsun 3-4 kişi yap izleriz demiş. Ben de o 3-4 kişinin hatırına bu videoyu çekmek istedim. Bu arada burnumu yaptırdım. Fark etmişsinizdir belki. Bugün ilk defa yeni burnumla video çekiyorum. 3 hafta önce bir ameliyat oldum. Revizyon rinoplasti keyfi isimli videomu da şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. Bir önceki ameliyatım olan deri toplatma ameliyatımda da olduğu gibi. Hatta YouTube'a girdiğim ilk videodur kendisi. Neyse, hayatımla ilgili küçük update'leri verdikten sonra şimdi gerçekten özene bözene hazırladığım top 10 true crime, parantez içinde gerçek suç belgesellerini anlatacağım. Şöyle bir şey var ama bunların hepsi Netflix. Yani Netflix'teki top 10 gerçek suç belgeseli listem. Dizi, film, eleştiri sektörü hazırsa açıklıyorum. Ne bu Melikşah Altuntaş kanalımı ben... Bu arada geçen gün IKEA'dan alıp kendi başıma kurduğum bir taburede oturuyorum ve aşırı gıcırdayıp gıcırdıyor. Videonun bir yerinde düşersem hep beraber güleriz. İnşallah burnumu vurmam. Tek derdim o şu an. Okey. Çok oynamazsam bu işi çözeceğiz. Şimdi bakın kağıda yazdım ve bir liste yaptım. Sonra oturdum böyle dakikalarca düşünerek. 10. hangisi olsa, şu 10. olmasa mı, şu 1. mi olsa falan bayağı kafa patlattım. Şimdi geçiyorum. 10. sırada Killer Ratings isimli belgesel var. Bu adam Brezilyalı bir televizyon programcısı. Buranın Müge Anlısı gibi düşünebilirsiniz yani özetle. Çünkü adam hakikaten gerçek suçları anlatıyor her sabah programda. İşte biri kayıpsa ya da biri bir cinayet işlediyse onun peşine düşüyor falan. Wallace Souza diye bir adam bu. Bu adam haberini yaptığı suçları planlamakla suçlanıyor. Mesela şöyle düşünün, Müge Anlı'nın Palo ailesi cinayetinde Palo ailesinin elebaşı olduğunu falan düşünün yani. Bununla suçlandığını düşünün daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Ve bu adamın başından geçenleri anlatıyor. Çok acayip bir belgesel. Yani öncelikle Brezilya'da da böyle bir programın olması ve Türkiye ile çok benzer yapıları olması, toplumsal yapıları olması diyeyim, beni çok şaşırttı. Bence çok keyifle izlersiniz. Güzel, akıcı, kurgusu da bence çok başarılı. Mutlaka bu listeyi almak istediğim için kendisi 10. sırada. 9. sırada ise Evil Genius, yani Türkçesiyle kötülük dehası var. Çok sert başlıyor. Bir tane adam görüyoruz, boynuna bir bomba asılmış ve bu adam banka soymaya gidiyor. Bankayı soyduktan sonra adam yere oturuyor dışarıda, bu bildiğiniz gerçek polis görüntüsü. Diyor ki bomba patlayacak ama ben patlatmayacağım diyor. Bunun arkasında biri var diyor. Ve sonra olaylar gelişiyor diyeyim. Bir banka soygunu ve boyunda bir bombayla başlayan bir belgesel olan kötülük dehası. Sonrasında bu kötülük dehasının kim olduğunu çözmemizde ilerliyor. Çok güzel bir belgesel. Çok tavsiye ederim. 8'e geliyorum. Düşündükten sonra eklemeye karar verdiğim, yani ve son dakika eklemeye karar verdiğim bir belgesel oldu. Jeffrey Epstein'in belgeseli. Jeffrey Epstein'i belki duymuşsunuzdur. Eski Amerika devlet başkanlarına kadar falan çok tanınan ama bir türlü bu adamın ne iş yaptığı çözülememiş. Aşırı zengin, aşırı ünlü, Amerika'daki tüm ünlülerle kanka olan bir adamın iğrenç bir insan olduğunu izliyoruz belgeselde özetle. Adamın reşit olmayan kızlara karşı ekstra bir ilgisi var ve parasını, gücünü, nüfuzunu kullanarak bu kadınlara, bu küçük kızlara yapmış olduğu korkunç tacizler, suçlamalar ve çok kötü şeyler içeren bir belgesel. Yani izlerken gerçekten çok rahatsız oluyorsunuz. Bu tarz bir şey yaşayan bir insan için tetikleyici de olabilir. Onun uyarısını da vereyim. Paranın ve çevrenin yapamayacağı, elde edemeyeceği hiçbir şey olmadığını gördüğünüz bir belgesel. O tarafı da çok rahatsız edici. 7. sırada ise Wild Wild Country ismiyle, yani Türkçesi Vahşi Kırlar olarak çevrilmiş olan bir belgesel var. Osho'yu biliyorsunuzdur herhalde yani. Hani bu böyle her özlü sözün sahibi, kendisi bir keşiş falan sanıyorum. Bu adamın müritleri var yani bildiğiniz. Bu adamın yıllar yıllar önce Oregon'da kurduğu bir komün hayat var. Yani adamlar bomboş bir araziye gidiyorlar. Bunlar bir topluluk. Diyorlar ki biz burada yaşıyoruz kardeşim. Suyun hattını çekiyor. Adam kendine ev inşa ediyor. Orada bir dünya kuruyor. Ve bu Osho'nun bunları yaparken ki bütün aslında arkasında düşündüğü şeyler, bu adamın bir fake olup olmadığı ve bu adamın ne kadar para kazandığı ile alakalı bir belgesel bu. Üstünü körü anlatmaya çalışıyorum ki spoiler vermiş olmayayım diye. Ama hani hakikaten Amerika'da her şeyin boyutu çok daha büyük. Yani bunu bu belgeselde de görüyorsunuz. Yani bu böyle şifacı tayfanın insanları dolandırabilme
yüzdesini gördüğünüzde şok oluyorsunuz ve Amerika'da çok daha fazla nüfus olduğu için ve genelde ben Amerikalıların bu tarz şeylere daha çok düştüğünü tahmin ediyorum. Bence öyle yani. Bir komün hayat yaşamaya çalışan ve müritleri olan bir tarikatın liderinin neler yaptığını da bir yandan dinliyorsunuz. Ama Osho başka bir seviye. Bu arada hikaye anlatan da Osho'nun sağ kolu, yıllarca sağ kolu olmuş bir kadın. Her şeyin en ince detayına kadar kadından dinleyebiliyorsunuz. O da bence ayrı keyifli. Böyle true crime'larda bence anlatıcının kim olduğu da çok önemli. Hani birebir o hikayenin içinden biri ise çok acayip oluyor. Ha bir de bununla birlikte Osho demişken Bikram'ın belgeselini de önermeden geçemeyeceğim. Bu Bikram da Netflix'te. Bikram da kendi yoga öğretisini bulduğunu iddia eden ve bütün dünyayı bununla kasıp kavuran bir adamın aslında nasıl bir adam olduğunu anlatan bir belgesel deyip çok da böyle spoilerlamadan küçük bahsedip geçeceğim. Hani bunu beğenen bunu da beğenir gibi ikinci bir öneri olarak da Bikram'ı yapmak isterim. Altıncı sırada Pharmacist yani eczacı var. Şey gibi okumaya başladım farkında mısınız? Böyle aşırı diksiyonlu bir şekilde. Aslında çok uğraşmıyorum ama şu an fark ettim ki böyle şeyim yani. Sırada, altıncı sırada şu var falan diye anlatıyorum. Böyle insan bir şey sıralayınca daha bir didaktik konuşuyor galiba. Neyse, devam ediyorum. Eczacının aslında ana karakteri oğlunu kaybetmiş bir baba. Çok kötü bir şekilde oğlunu kaybeden bir babanın Amerika'daki opioid bağımlılığıyla ilgili yolsuzlukları ifşa etmeye çalışmasını izliyoruz. Opioid ne demek diyeceksiniz? Aslında vücutta morfin gibi işlev gören bir uyuşturucu madde. Eroin'de var. Zaten opium biliyorsunuz afyon demek. Afyon da eroinin ham maddesi. İşte bu eroin'de var. Amerika'da satılan bir sürü ilaç da var. Ve bu korkunç şekilde sömürülüyor Amerika'da. Ve bu adam da bunun peşine düşüyor. Gerçekten sağlık boyutunda böyle bir suç örgüsünü izlemek kan dondurucu. Yani insan sağlığıyla da bunu yapmazsınız be kardeşim dedirtiyor hakikaten ama yapıyorlar maalesef. Çok büyük ölçülerde çok fazla insana zarar vermiş bir opioid krizini aynı zamanda izliyorsunuz. Beşinci sırada son dakikada aklıma gelen ya ben bunu nasıl unuturum dedirten bir belgesel var. Icarus. Icarus zaten ödül almış bir belgesel aynı zamanda. Çok alakasız bir konu yani en azından benim için. Hani böyle gördüğümde şey demiştim yani bunu izlemesem mi acaba falan. Sonra böyle ödül almış bir gaza geldim. Sürekli de önüme çıktı. Açtım. Aktı gitti. Aşırı keyifliydi izlemesi. Konu bu arada Rusya ile alakalı. Şu anki savaş durumundan dolayı da günümüzde Rusya ile alakalı biraz bilgi edinmek isterseniz yani bu adamların hiçbir yerde doğru bir hareketi yok diyebiliriz maalesef. Konu dev bir olimpiyat doping skandalı aslında. Olimpiyata çıkacak olan Rus sporcuların Rus hükümeti tarafından dopinglenmesi skandalı ve bunu yapan bilim insanının da bir noktada bunu itiraf etmesi ve sonrasında Putin'in de bu adamı yakalatmaya çalışmasıyla alakalı bir belgesel. Heyecanlı bir belgesel, çok akıcı bir belgesel. Çünkü anlık olarak yaşıyorsunuz adamın sürecine diyeyim. Çok fazla detay vermemeye çalışıyorum. Dopingi ayarlayan adamın öyküsü gibi bir özetle geçebiliriz bu belgeseli. Dediğim gibi çok böyle Rusya hükümetinin bir skandalı falan çok ilgimi çekmemişti o zamanlar ama açtıktan sonra iyi ki izlemişim diyorsunuz. Böyle bambaşka bir ufuk açıyor yani. Ah, dördüncü sıra. Staircase. Yani içimi kasıp kavuran, beni true crime'a büyük sardıran belgesellerin başında gelen bir belgeseldir kendisi. Amerikalı Michael Peterson isimli bir yazarımız var burada başrolde. Eşi bir gün merdivenlerden, evin içindeki merdivenlerden düşüyor ve hayatını kaybediyor. Sonrasında bu adam tabii ki suçlanıyor çünkü eşi, evde bir tek o var onun yanında ve bu adamın tabii parası marası da var. Adam yazar yani Amerika'da bilindik de bir isim. Adam diyor ki gelin kardeşim bir ekip çağırıyor belgesel ekibi. Diyor ki benim bu tüm yargı sürecimi çekeceksiniz. Objektif bir şekilde. Ve adamın çoluğuna, çocuğuna, ailesine her şeyine kadar bütün detayları öğreniyoruz. Bu adamın bütün yargı sürecini gözlerimizle izliyoruz. Yıllar geçiyor, adam yaşlanıyor, bizim ciğerimiz soluyor. Bu adam suçlu mu değil mi? Kendimizi yiyoruz. Abartmıyorum. Ben gerçekten ulan değildir ya falan hani öyle şeyleri çok seviyorum da öyle true crime'ları çok seviyorum. Hani böyle beni şüpheye düşürecek bir tane daha var sırada vereceğim onu da birazdan. Neyse bu belgeselle ilgili eklemek istediğim bir şey var. Teori bir ek videosu var bu belgeselin yani belgesel bittikten sonra aşağıda bir ekstra video var. Ben onu sonra izledim. Onu mutlaka izleyin. Kadının ölümüyle ilgili bir teori var çünkü o videoda. Kafanıza yatabilir. Yattıysa yatmadıysa aşağıya yazın. Merak da ediyorum bunu izleyenler ve o teori videosunu izledikten sonra bence adam haksız ya da haklı mı diyorsunuz, ne diyorsunuz? Çok merak ediyorum. Ben adamın suçsuz olduğunu düşünüyorum. Ben çok saftirikli olabiliyorum bu arada bazen. Yani bu benim gerizekalılığım da olabilir. Çok emin değilim.
Worst Roommate Ever. Bunu yeni izledim. Birkaç gün önce bitirdim hatta. Çünkü yeni çıktı zaten. Bu listedeki en yeni Netflix belgeseli. Gelmiş geçmiş en kötü ev arkadaşı ismi. İsmi okuduğum zaman ben bir tane ev arkadaşı var ve bir ev arkadaşının 5-6 bölümünü izliyoruz sandım. Sonra bir açtım, her bölümde farklı insanlar var. Bir tek son bölüm iki kısım aynı insanın iki part yapmışlar. Çok iyiydi. Sıkıştırmışlar, paket yapmışlar. İşte bir saati geçmiyor bir bölüm ve böyle çok baymıyorsunuz. İlk videoda bir yaşlı teyzeyi görüyoruz. Onun hikayesiyle başlıyor. Sonra bir tane maraton var. Benim favorim hangisi diye düşünecek olursam. Sonuncusu çok kan dondurucu. Sonuncusunun finali wow dedirttiriyor gerçekten. İlki de çok iyiydi. İlkinde de yani ulan ne manyaklar var diyorsunuz. Ve bu 80'lerdeki suç oranlarını insan tahayyül edemiyor yani. Özellikle Amerika'da. Çünkü hep bu krizler 80'lerde 70'lerde oluyor ya, çünkü kayıt yok, bir şey yok, adam soyadını değiştiriyor da kadın bir şekilde kaçabiliyor. Yani korkunç dönemlermiş ya, karanlık çağlarmış yani resmen. Hani suç oranları adına konuşuyorum. Her bölümü ayrı dehşet verici bir belgesel. O yüzden çok tavsiye ederim. Baymadan sıkılmadan tertemiz izlersiniz. Abi bu ikinci sıradayız şu an. The Devil Next Door. Treblinka bölgesinde Nazi döneminde maalesef gaz odalarının falan olduğu zamanlarda Treblinka bölgesindeki kampın başında diyebileceğimiz bir adamın da adı Ivan. Korkunç Ivan diye geçiyor adamın lakabı bu o zamanlar. İnsanların zaten çok kötü bir durumda olduğu bir yerde bu insanları gerçekten olabilecek en kötü şekilde ölmeleri için ekstra çaba göstermiş. Tam bir ruh hastası ve bu adam bulunamıyor. Bu adamın öldüğü iddia ediliyor. Bu adam tarihe karışıyor diyelim. Ve yıllar yıllar sonra artık böyle 70'li yaşlarına falan gelmiş Amerika'da hayatını sürdüren bir adamın birdenbire bu korkunç Ivan olduğu iddiası ortaya çıkıyor ve bu adam apar topar İsrail hükümetine teslim ediliyor ve oradaki yargı süreci başlıyor. Ya bakın, bu kadar true crime izlemiş insanı ben bu kadar benim kafamı karıştıran bir belgesel daha izlemedim. Soluksuz izliyorsunuz. Çünkü o yargı sürecini bütün kayıtlarıyla size izletiyorlar. İnsanları yüzleştiriyorlar. İşte o kamptan kaçabilmiş 3-5 insan kalmış zaten ve hepsi çok yaşlı artık. O insanların o adamla göz göze geldiği anlar, adamın da ne kadar kötü bir adam olduğunu görünce şok oluyorsunuz. O adam mı değil mi muhakemesini nasıl yaptınız, doğru çıktı mı spoiler vermeden konuşacağım. Hani adam o muydu değil miydi sonucunda ben yanlış bildim. Burakcan doğru bildi. Beraber izlemiştik. Benim tahminim doğru çıkmadı. Sizin çıkmış mıydı? Spoiler vermeden aşağıya yazın lütfen. Ve yine benim küçük minnoş kalbimi çok yakan bir belgesel birinci sırada geliyor. Making a Murderer. Aman tanrım, yani bu nasıl bir belgesel? Her bir yeriyle benim yüreğimi dağlayan bir belgesel. 4 tane Emmy ödülü almış bir belgesel bu arada. Amerika'da geçiyor yine. Bir adamın Avery ailesinin mensuplarından, Amerika'nın biraz alt sınıfından gelen bir aile, Avery ailesi. Ve bu adam da bizim başroldeki abimiz de birazcık öyle. Ailede bazı insanlarda hatta zihinsel problemler falan var. Neyse, bu adamın çok küçük yaşta işlemiş olduğu bir suç sonrası haksız yere hapse atılması, yıllar yıllar sonra adamın bir şekilde özgürlüğünü geri kazanması ve sonrasında bu yargı sürecinde bu adamı hapse attıran polis departmanını mahkemeye vermeye çalışması ile tekrardan başlayan ve alevlenen olaylar silsilesini izliyoruz. Ama yani hani şu belgeselden sonra ben dedim ki Amerika'da inşallah hiçbir zaman başım polisle derde girmez. Benim özellikle çoğunu da hatta Amerika'da geçtiği için bu belgesellerin en çok korktuğum şey Amerika'daki polisler oldu bu belgesellerden sonra. Çok korkunç. İkinci sezon bir avukat geliyor, yani spoiler vermeyeceğim ama bir abla geliyor, diyorsunuz ki abla yani 65 kilosun 64'ü gerçekten başka bir uzvun kilogram ağırlığı, sana helal olsun diyorsunuz yani. Çok başarılı. Gerçekten annemle deri ameliyatı olduğum zamandı, oturduk açtık baştan sona sabahlara kadar ağlaya ağlaya izledik yani. Çok yürek parçalayıcı tarafları da var. Evet. Vallahi üzüldüm yani, birkaç tanesi anlatırken ekstra, özellikle Staircase, Ivan ve Making a Murderer beni gerçekten çok üzen 3 belgesel diyebilirim. Bu işin hem bu duygusal yıpranma tarafını garip bir şekilde seviyorum. Bir yandan da böyle bir şeyleri çözme, ben küçükken de CSI çok izlerdim. O böyle kanıt kafası, çok seviyorum böyle şeyleri. Benim listem bu şekildeydi. Bunların arasında izlediğiniz oldu mu, beğendiğiniz oldu mu ya da beğenmediğiniz oldu mu merak ediyorum. Aşağıya lütfen yazın. Ya da
Zeynep bu top ona bu da girerdi be dediğiniz bir şey varsa Netflix'ten olur başka bir yerden olur hiç önemli değil. Eklerseniz çok sevinirim. Seve seve de izlerim. Bu tarz videoların devamı gelsin de isterseniz yine yorumlara yazarsanız. Çünkü başka türlü biliyorsunuz anlayamıyorum. 3 kişi yazsa çekiyorum zaten. O yüzden çok fazla insanın yazmasına da gerek yok. Tek nefeste söndüm. Bugünlük benden bu kadar. Umuyorum keyif almışsınızdır. Hepinizi kocaman öpüyorum ve sarılıyorum. Umarım burnumu da beğenmişsinizdir. Birazcık şişema olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.